19 Haziran'ı yani asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısını beklerken hükümet kanadından önemli bir mesaj geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, dolar kuru yerinde durmuyor dedi. Tıpkı işveren gibi o da dolar üzerinden asgari ücret pazarlığına kapıları kapattı. Dolar dediğimiz şey bir defa yerinde durmuyor ki. Yani her gün farklılaşıyor bu değerler. Dolayısıyla bugün 500 dersiniz, yarın başka bir şey olur. İşveren dolar üzerinden pazarlığa karşı çıkmıştı. Hükümet kanadından da ilk açıklama geldi. Asgari ücrette 500 dolar seviyesi şimdilik hayal gibi. Biz TL konuşmak durumundayız. Enflasyona hiçbir şekilde çalışanlarımızı ezdirmemek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrette 500 doları işaret etmişti. Sandık öncesi yaptığı o açıklamada dolar 20 lira seviyesindeydi. Yani yeni asgari ücret 10 bin lira seviyesine çıkıyordu. İşverenlerin de tabii kaygılarını dikkate almak durumundayız. Bugünkü dolar kuruyla asgari ücret 500 dolar olursa bu da yaklaşık 11.850 lira yapıyor. Asgari ücrette üzerinde en çok durulan zam oranı ise %30, yani yaklaşık 11 bin lira. Milyonlar yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kur korumalı mevduat hesabı açıklaması da geldi. Kur korumalı mekanizmasını ani bir şekilde bitirme gibi bir yaklaşımımız yok. Aşamalı bir şekilde burada hareket edilecek. Hiçbir şekilde endişeye mahal yok. Yılmaz enflasyonu adım adım düşüreceğiz derken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi. İş dünyasının taleplerini dinleyen Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği heyetiyle de görüştü. Toplumda tabii ki refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz.